Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği tarafından hazırlanılan bir gündem tarım programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi her programda tarım siyaset üstü bir meseledir konusunu sizlerle paylaşıyoruz. Gerçekten de tarımın siyaset üstü bir mesele olduğunu, özellikle sağlıkla ilgili sorunlarda karşılaştığımızda, sağlık, gıda ve tarım arasındaki ilişkiyi öğrendikçe çok daha iyi kavradık. Bu nedenle de bugünkü konuğumuz gıda ile ilgili bize ulaşmasında teknik sorumluluğu alan, teknik sorunları, işleri yüklenen gıda mühendisleri meslektaşlarımızla beraber olacağız. Kendileriyle gıda mühendisliği mesleği nedir, sorunları nelerdir, eğitimleri nasıl yapılıyor konuştuktan sonra asıl sizlerin ilgilendiği gıda enflasyonu nedir, gıda enflasyonu niçin bu kadar yükseldi, normal enflasyondan nasıl bir farkı var? Bunları tartışacağız. Tabii bu arada da sizleri gıda üzerinden kandıran, medyada çeşitli yalan, yanlış haber yapanlarla da ilgili konuları ele alacağız. Ben direkt stüdyoda konuğumuza geçmek istiyorum. Kendisi Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yaşar Üzümcü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. İsterseniz konu içinde gittikçe sohbeti derinleştiririz ama bize en başta gıda mühendisliği nedir, ne iş yapar, bunlara değinir misiniz lütfen? Tabii ki gıda mühendisliği aslında yeni bir meslek dalı sayılabilir. Şöyle hatta onu kısaca söyleyeyim. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği TUMOB'un 24 odası var. Biz 23. odasıyız. Yani en genç odalarından biriyiz. Gıda mühendisliği dediğimizde gıdanın üretiminden tüketimine kadar bütün aşamalarda görev alan en az kayıpla, en üstün verimle ve insan sağlığına en yarayışlı şekilde gıda güvenliği çerçevesinde üretim yapan, bunu kontrol eden, denetleyen, hatta bununla ilgili yasal ve prosedürlerde görev alan, yasaların, yönetmeliklerin oluşturulmasına görev alan bir meslek dalı olarak kısaca tanımlayabiliriz. Hı hı. Bahsettiğim gibi gıda güvenliğinin en önemli halkalarından biriyiz. Çünkü gıda ilk üretim aşamasında, yani çiftlikten veya tarladan hasat edilip fabrikaya geldikten sonra gıda mühendislerinin eline teslim ediliyor bir yerde. Bu aşamadan sonra da üretim aşaması boyunca olsun, depolama aşamasında olsun, nakliyede olsun, hatta marketlerde satış aşamasında da görev alıyor ve bu gıda güvenliği zincirinin sağlam bir şekilde, kopmadan bir şekilde yerine getirilmesini sağlıyor meslektaşlarımız. Bunun dışında ithalat, ihracat gibi, yani gıdanın ithalatı ve ihracatında da çok önemli görevler alıyorlar. İşte siz de biliyorsunuz, Tarım Bakanlığı'nda bu işin yasal prosedürlerinin, yani yasa ve yönetmeliklerin oluşmasında da hakeza diğer meslektaşlarımız gibi gıda mühendisi arkadaşlarımız da görev alıyorlar. Yani çok farklı konularda çalışmalarımız oluyor. Evet. Ziraat mühendisleri ve veteriner hekim arkadaşlarımız gıdanın üretilmesinde, canlının yetiştirilmesinde çalışırlar ama tabii ki sahada bunun işlenmeye gitmeden önce ne gibi isteklerinin olduğu ile ilgili aslında gıda mühendisleri de daha üretimin öncesinde, gübrenin seçiminde, ilacın hangisinin atılacağının karar verilmesine kadar gıda mühendisi meslektaşlarımızla beraber çalışıyoruz ve beraber yönlendiriliyor. Ama evet, bakanlıkta da şahit oluyoruz ki piyasa gözetim ve denetiminde özellikle bakanlıkta çok sayıda gıda mühendisi meslektaşımız Türkiye'nin dört bir yanında yılın her günü ve aklımıza gelebilecek her türlü gıda imalat hanelerinde hem üretiminde hem de tüketimiyle ilgili aşamalarında çok önemli görevler yapıyorlar. O yüzden de halk beslenmesi, toplum beslenmesi, halk sağlığı açısından belki de en önemli meslek grubu, siz meslektaşlarımız gıda mühendisleri olduğunu söyleyebiliriz. Doğru mudur efendim? Katılıyorum Erhan Bey. Aynen bahsettiğiniz gibi gerek ziraat mühendisleri gerekse veteriner hekimlerle birlikte halk sağlığı konusunda
önemli halkaları oluşturuyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenilir gıdaya ulaşması için bu meslekler, bir de tabii önceden beri gelen kimya mühendisliği de yine hakeza bizim. Bunun yanında diğer meslekler de var, yani biyologlar gibi falan, ama bunlarla hep birlikte biz gıda emekçileri olarak halkımızın sağlığını düşünerek, tüketicinin sağlıklı gıdalara ulaşması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Az önce bahsettiğiniz gibi gıda güvenliğini bahsettiğimizde, örneğin bir domatesin pestisit kalıntıları, yani zirai ilaç kalıntıları konusunda bile ziraat mühendisleriyle tabii ki birlikte bunun değerlendirilip, öncesinde belki değerlendirilerek mümkün olduğunca bu pestisit kalıntılarının olmaması yönünde çalışmalar yapılması gerekiyor. Yapılıyor tabii ki. Tabii, hatta öyle ki sizin burada yapmış olduğunuz çalışmalar Rusya'ya giden domatesin geri dönmemesindeki belki en önemli faktör de siz oluyorsunuz burada. Peki efendim, biraz da eğitime gelelim mi? Ziraat fakültelerinin içinden aslında ayrılarak çıkmış çok önemli bir meslek. Hatta az önce rahmetli Güral Ergin hocamızı da andık. Biraz gıda mühendisliği eğitimi ne zaman başladı, dünyada nasıl yapılıyor, bizde nerede başladı, nasıl başladı, nasıl eğitim veriliyor, kaç fakültemiz var, kaç kontenjan, biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii ki. Gıda mühendisliği ilk olarak 1975 yılında Ege Üniversitesi'nde başlıyor. Hemen aynı yıl yine Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık bilimlerinde bir gıda bilimi olarak başlıyor ve ilk mezunlarını 1979 yılında veriyor. Yani başta da söylediğim gibi aslında yeni bir meslek diyebiliriz, genç bir meslek diyebiliriz. Bu yıldan itibaren de özellikle mühendislik fakülteleri içinde yer almaya başlıyor. Daha sonraki yıllarda da 1993'teki bir düzenlemeyle de ziraat fakültelerinde de gıda mühendisliği bölümleri açılmaya başlandı. Dolayısıyla o tarihten itibaren de gıda mühendisliği mesleği her fakültede yer almış bulunuyor. Benim mezun olduğum yıllarda, yani 90-91'li yıllarda Türkiye'de toplam 5 üniversitede gıda mühendisliği bölümü vardı. Ve o zamanlar tabii yeni yeni tanınan bir meslekti. Hatta çoğu zaman ya gıda mühendisliği ne iş yapar filan gibi sorularla da karşılaşıyorduk. Ancak zaman içerisinde bu bölüm sayıları çok arttı. Tabii burada hemen hemen bütün illere bir üniversite açıldı. Bu da tamamen plansız ve programsız yapılan bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Şöyle ki, üniversite demek sadece bir okul demek değil. Aynı zamanda bunun kültür, bilim ve sosyal ortamı da olan bir kurum demek. Şimdi kalkıp yani küçük bir ilimizde veya ilçemizde tabiri caizse ortaokuldan dönüştürülen binalarda... Maalesef. Tabelayı değiştirerek sadece. Evet, sadece tabela üniversitesi yapmakla da bu iş çözülemiyor. Bu işin sonunda, yani buradan mezun olan arkadaşlarımızın da maalesef eğitim kaliteleri çok düşük oluyor. Yani suç onların da değil aslında. Çünkü bakıyoruz, bu tür yerlerde, bu tür tabela üniversiteleri diyeceğimiz yerlerde en başta eğitim kadrosu eksik. Evet. Yani yeterince eğitim kadrosunda profesör yok, doçent yok. Yani düşünün. Hatta şöyle vahim şeylerle, örneklerle bile karşılaştık. Uygulama derslerimiz var bizim, biliyorsunuz. Mecbure. Laboratuvar derslerimiz. Tabii ki laboratuvarsız olmaz zaten gıda mühendisliği. Yani bir mühendislik olmaz yani. Evet. Laboratuvar belki adı var ama hiçbir altyapısı olmadığı için maalesef oradaki arkadaşlarımız uygulamaları videodan teorik olarak izleyerek bu işi yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bunlar mezun olduğu zaman bir işletmeye gittiğinde bir pipeti tutmayı, bir tabii ki analiz yapmayı, en ufak bir şey almayı bile beceremediği zaman maalesef sektörden de olumsuz geri dönüşler geliyor. Az önce bahsettim, işte bizim mezun olduğumuz, yani bu mesleğin ilk yılları diyeceğim zamanlarda
işte Hacettepe, Ege, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İTÜ gibi yani belli başlı Türkiye'nin üniversitelerinden mezun olunduğunda bu arkadaşlarımız işte meslek tanınmıyor ama bir gıda işletmesine, bir gıda fabrikasına girdiği zaman gerçekten oradan çok olumlu dönüşler alıyorlar. Farkındalık yaratıyor, bir bilinç yaratıyor ve işler hale getiriyorlar. Kesinlikle, kesinlikle çok o işletmelere biliyoruz. Çok olumlu katkıları oluyordu. Gerek verimlilik, gerek gıda güvenliği ve birçok konuda. Ve olumlu geri dönüşler alınıyordu ve gıda mühendislerin ne kadar bilgili ve yetenekli olduğu kulaktan kulağa ve bu sanayide kabul edilen bir şey olmuştu. Ama günümüze geldiğimizde az önce bahsettiğim olumsuzluklardan dolayı yani eğitim altyapısının yetersizliğinden dolayı bir sürü olumsuz görüşler de oluyor yani. Maalesef meslektaşlar hakkında. Yani bu yine aynı konuya gelecek. Maalesef plansız ve programsız yapılan işlerimizin sonucu. Yani her tarafta var. Şimdi biraz sonra gıdanın içinde başka sorunları da konuşacağız. Tabii. Oradaki de sorunların esas sebebi aslında plansızlık ve programsızlıksa o eğitime kadar ve mesleğin her safhasına kadar da yansıyor görüldüğü kadarıyla. Hayır. Peki dünyadaki gıda mühendisliği eğitimi nedir? Ondan da biraz kısaca bilgi verir misiniz? Yani gerçekten dünyada da böyle bir meslek var mı yoksa sadece bizim ülkemize mi? Has nedir durum? Yok, dünyada da gıda mühendisliği tabii ki var. Yalnız orada yani çoğu ülkede gıda isim olarak farklı. Yapılan işlev aynı ama gıda bilimi ve teknolojisi diye geçiyor. Bizde gıda mühendisliği olarak bu yer alıyor. Bazı fakültelerde yine gıda bilimi teknolojisi bölümleri var. Yani bu hemen hemen bütün dünya ülkelerinde de yer alan bir meslek. Yeni hemen hemen birçok ülkede yer alıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde, Batı ülkelerinde farklı isimlerde de olsa aynı meslek yer alıyor. Orada da yine mühendislik eğitimi şeklinde bu eğitim. Bizde de 4 yıllık mühendislik eğitimi şeklinde eğitim oluyor. Yani onlardan ya da yurt dışında başarılı örneği olan üniversitelerden bizim üniversitelerimizin bir farkının olmadı. En azından temel üniversitelerde, belli başlı üniversitelerde en iyi şekilde eğitim yapıldığını söyleyebiliriz övünerek. Tabii ki, tabii ki. Yani altyapısı olan köklü üniversitelerde bu eğitimin gerçekten dört dörtlük verildiğini söyleyebiliriz. Diğer taşra diyeyim yani taşra üniversitelerinde maalesef bu sorunlar var. Ona söyleyecek bir şey yok. Yine artık. Eğitimle ilgili hemen bir soruna daha değinelim. Lütfen. Geçelim isterseniz. Tabii. Şöyle ilk başlarda 3-5 üniversitede olan eğitim zaman içerisinde işte ülkeyi yönetenlerin bir takım tercihleri sonucu gençlerin belki istihdam alanından 5 yıl kadar uzaklaştırılması gibi bir mantıkla her ile üniversite açıldı ve hatta şöyle diyeyim bir ara ikinci eğitimler dahil 90 üniversitede gıda mühendisliği bölümü oluşmuştu. Maalesef hiç kabul edilir gibi değil. Her yıl yaklaşık 4500 arkadaşımız buralardan toplamda mezun olmaya başlamıştı. Bizlerin gerek oda olarak gerekse çeşitli ortamlarda bu eleştirileri yaptığımızdan itibaren şöyle bir yökün almış oldu. Olumlu bir kararla 3 yıl önce aldı. Mühendislik fakültelerini tercih edenlerin bir limit puan getirildi. Ondan sonra bu sayı düştü. Yani birçok o bahsettiğimiz taşra üniversitelerin tercihler yapılmamaya başlandı. Üst üste öğrenci alamayan üniversitelere de bir daha öğrenci almamak gibi sınırlamalar evet, getirildi. Evet, onlar öğrenciye artık eğitim veremiyor. Dolayısıyla şu an 54 civarı şeye düşmüş bulunuyor. Öğrenci eğitim veren üniversite bölümü olarak 54 üniversitede. Ki bu bile aslında çok fazla. Çok fazla. Yine de burada yaklaşık yıllık 2500 civarı bir mezun söz konusu oluyor. Bu da ne kamunun ne de özel sektörün kaldırabileceği bir adet değil.
Doğru. Her yıl 2500 kişiyi piyasaya sürüyorsunuz. Bu kadar istediğiniz kadar gıda sanayiniz olsun, bu kadar insanı kaldırıp da iş verip onlara görev verebilecek bir kapasite gerçekten çok zor. Yani bunu ülkeyi yönetenler bu üniversiteleri açarken, bu gençlere meslek sahibi edinirken bunların da mezun olduktan sonra çalışacağı gerek kamudaki ve gerek özel sektördeki alanlarını da önünü açmalı. Maalesef tarım meslek grubunda hepimizin sorunu bu. Veteriner arkadaşlarımızın da, ziraatçıların da, gıdacıların da hepimizin ortak bir sorunu. İnşallah bu zamanla gıdanın önemi anlaşıldıkça, tarımın önemi anlaşıldıkça zamanla değişecek. Peki sorunlardan devam ediyoruz. Biraz da meslektaşlarımızın sorunlarından bahseder misiniz? Kamuda çalışanlar, özel sektörde çalışanlar, istihdamdan işte bahsettik, özlük hakları, çalışma konuları gibi. Özellikle bu liyakat sorunundan bahsediliyor. Biraz bunlardan bize bahseder misiniz lütfen? Erhan Bey, çok aslında mesleğimizin en yakıcı konusu, sorunu istihdam. İşte az önce de bahsettik, rakamları verdik. Yani ihtiyacın çok fazlası bir tabii ki mezun sayısının karşısında en büyük sorunumuz yetersiz istihdam oluyor. Bununla birlikte, bunun paralelinde halihazırda çalışan, iş bulup çalışanlarda da düşük ücretle çalışmak gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya geliyorlar. Burada ikiye bölmemiz lazım. Kamuda istihdam, özel sektörde istihdam. Kamudaki istihdamda da yine sıkıntılar var. Yani çok yetersiz atamalar yapılıyor. Bununla ilgili biliyorsunuz, sosyal medyada bazı meslektaşlarımız işte çeşitli platformlar oluşturup yani atama istiyorlar haklı olarak. Tarım Bakanlığı bir bazı yıllar hiç atama yapmıyor. Bazı yıllar işte 150-200 bilemedin 300 kişi gibi gerçekten çok çok az miktarda gıda mühendisi alıyor. Bunların sayısının arttırılması lazım. Özellikle piyasa gözetim ve denetim konusu bakanlığımızın sorumluluğunda. Bakanlığımızda da benim bildiğim kadarıyla 6800-7000 civarında bir personelimiz var. Evet. Ama bak, Türkiye'deki gıda işletmesi sayısı 1,5 milyona yakın yanılmıyorsam. Böldüğümüz zaman mevcut yani 7000 kişi aslında yeterli olmadığını, yani yılda bir defa bile denetim yapamayacak kadar az bir sayı olduğunu görüyoruz, değil mi? Aynen, verdiğiniz rakamlar doğru ve bazı işletmeleri yılda bir kez dahi ziyaret edilemediği görülüyor. Halbuki özellikle süt, et gibi yılda birkaç kez, yani her çok sık ziyaret edilmesi gereken, yani 3 ayda bir, en geç 3 ayda bir ziyaret edilip denetlenmesi gereken, risk grubu yüksek olan işletmeler bunlar. Gerekirken buralara bile yılda bir kez anca gidilebildiğini, o da Tarım Bakanlığı raporlarından görüyoruz, denetleme raporlarından. Bahsettiğiniz gibi gıda kontrol görevlileri içerisinde gıda mühendisi arkadaşlarımız var. Ancak bunların sayısı yeterli değil. Bu 6500 civarında denetim görevlisi olarak dediğimizin zaten yarıya yakını İdari işlerde çalışıyor. Siz de biliyorsunuz. Yani mevzuat hazırlamak, onların genelde takibi, kayıtların tutulması. Evet, yani fiili anlamda denetime çıkanlar bu rakamın da yarısın kadar bile yok yani. Dolayısıyla sayı gerçekten yetersiz. Yani bunu söylüyoruz belki her seferinde ama bu yani gıda güvenliğinin ve gıda güvencesinin sağlanması için gerçekten denetimlerin etkin ve yeterli sayıda yapılması lazım. Bunun için de yeterli gıda kontrol elemanının alınması lazım. Bu konuda gıda eğitimi konusunda eğitim almış teknik elemanların tarımda, Tarım Bakanlığı'nda yeterince yer alması lazım. Bu da çok önemli çünkü denetim deyince herkesin aklına işte bir defter alıp ceza yazmak, ha burası şöyleymiş, burada toz varmış gibi anlaşılıyor. Halbuki çok iyi biliyoruz ki gıda denetimini yapan meslektaşlarımıza gittikleri yerde çok şeyi öğrettikleri, birebir anlattıkları, tarif ettikleri, yeri geldiğinde birlikte yaptıkları, yani çivisini birlikte çakıp birlikte gösterdikleri uygulamalar var. O yüzden bu işi yapan kişinin gıda mühendisi olması gerekiyor ki sonuçları daha iyi alınabilsin. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü yani bu denetim sadece gidip ceza yazma olarak görülmemesi lazım. Aynı zamanda bu bir eğitim işidir.
eksiklikleri görüp bunların nasıl düzeltileceği hakkında o işletmeye, o işletmedeki yetkili kişilere bilgi vermektir. Ve bunun da takibini yapmaktır. Yani siz gittiniz, bir kere eksiklikleri gördünüz, raporunuzu tuttunuz. Hı hı. Gerekli eğitimi de o anki artık kısa veya uzun, o anki şartlara göre eğitimi verdiniz. Bunun takibi yapılması lazım. Yani bir ay içerisinde gidip o eksikliklerin yerine getirilip getirilmediğini tekrar kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii bunu bizim arkadaşlarımız, gıda mühendisi meslektaşlarımız, yine tabii tarım, ziraat mühendisi, veteriner hekim arkadaşlarımızla birlikte bunları yapıyorlar ve canla başla çalışıyorlar. Kesinlikle. Zor şartlarda, siz de biliyorsunuz, zor şartlarda canla başla çalışıyorlar. Hatta çoğu zaman da gazetelerde, medyada da görüyoruz. Fiziki şiddete uğrayan, hatta canını kaybeden arkadaşlarımız var. Evet, oldu. Bunun dışında siyasi bir takım kişilerle iletişim halinde olan firma sahipleri bu denetimleri engelleme yoluna dahi gidiyor. Yapılan cezaları dahi yapılmaması için politik bir takım oyunlara başvuruyor diyeyim yani kısaca. İstedikleri kadar baş etsinler. Bizim arkadaşlarımızın pabuç bırakmadıklarını halk tarihinde biliyoruz. Çünkü hakikaten kutsal bir görev. Halkın ekmeğiyle oynanamaz. Kesinlikle. Burada da görev bizim meslektaşlarımıza düşüyor. Evet, hepsini ben yine buradan canı gönülden kutluyorum ve kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu konuda da yalnız Tarım Orman Bakanlığı'nın ve bizzat bakanın da bu konuya el atarak, bunu ciddi bir şey olarak görüp bu konuda çözümler üretmeleri gerekiyor. Sahip çıkması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla sahip çıkılıyor ama bunun hiçbir zaman dozajı yok. Hep sonuna kadar sahip çıkılması gereken bir konu. Yurt dışına gittiğimiz zaman zaten görüyoruz. Örneğin Brüksel, Avrupa Birliği'nin başkenti. Marketlere bakıyorsunuz. İşte çiğ bir üründe pişmiş bir ürünün yan yana durmaması gerekiyor ama orada durabiliyor. Ya da bir işte kanatlı ürünüyle bir büyükbaş hayvan etinin yan yana durmaması gerekiyor bulaşıklıklarla ilgili. Hı-hı. Fakat oralarda bunların yan yana olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii işin içinden de gelince soruyoruz ya, siz hiç denetlemiyorlar mı diye. İşte adamlar bozuluyorlar orada. Ama bizim sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin en ücra noktasında, en uçta bir yere gittiğimiz zaman herhangi bir kasabaya girin, lokantaya da üretim tesisine, bütün her şeyin tıkır tıkır Avrupa Birliği mevzuatının Avrupa Birliği'nden daha iyi uygulandığını görüyoruz. Gerçekten bu konu çok önemli. Evet. İsterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra meslektaşlarımızın bu yaptıkları gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, gıda güvencesi gibi kelimeler, kavramlar neler? Onlara değindikten sonra da şu enflasyona değinelim. Tabii ki. Peki. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Ankara Ticaret Odası, online eğitim platformu Ankara Ticaret Akademisi ile üyelerini geleceğe hazırlıyor. Dünya çapında eğitmenler tarafından verilecek onlarca kategorideki yüzü aşkın ödüllü dersle üyelerini rakipleri arasında bir adım öne geçirmeyi hedefleyen Ankara Ticaret Odası, tüm işçi ve işverenleri Ankara Ticaret Akademisi'ne davet ediyor. En fazla 3 saat süren ücretsiz dersleri online eğitim platformu üzerinde tamamlayan her katılımcı ODTÜ tarafından hazırlanmış online sertifika alıyor. Detaylar atonet.org.tr adresimizde. İnanıyoruz, birlikte başaracağız. Meyve aromalı ya da sade, hepsinin içi mi şahane?
için. Bir hayalimiz vardı. Ülkemiz için üretmek, ürettiğimizi halkımızın hizmetine sunmak. Bunu başarmak için geçmişten gelen tecrübemizi modern teknolojiyle buluşturduk. Üretimin her aşamasında yer aldık. Önceliğimiz olan gıda güvenliğinden asla ödün vermeden doğal %100 yaprak et döneri sizin için ürettik. Türkiye'nin dönercisi. Agarta'yla doğal gülüşlere yer açın. Florür, SLS yapay köpürtücü içermeyen doğal elementleri sayesinde tartar, çay ve kahve lekelerini yok eder, doğal beyazlık sağlar. Doğal bitkisel diş macunu serisi Agarta. Merinos New York'ta. Merinos Paris'te. Merinos İstanbul'da. Merinos tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri. Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Ankara Ticaret Odası fiziksel teması azaltıyor, üyelerini destekliyor. Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sosyal mesafeyi koruyan Ankara Ticaret Odası elektronik belgelerden ücret almıyor. Üyelerimiz kayıt sureti ve ihale durum belgelerini hem Türkçe hem İngilizce olarak atonet.org.tr internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde alabilecek. İnanıyoruz. Birlikte başaracağız. Aradan önce gıda mühendisliği mesleğinde meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlardan bahsediyorduk. Kamu sektöründe olan arkadaşlarımızın liyakatla ilgili karşılaştıkları sorunlara değindikten sonra şimdi sıra özel sektördeki arkadaşlarımıza geldi. Sonra hepinizin merak ettiği şu gıda enflasyonu nereden kaynaklandı, nasıl çözülür o konulara değineceğiz. Buyurun efendim. Az önce kamudaki sorunlardan bahsettik. Şimdi özel sektörde çalışan arkadaşlarımızın sorunlarına hemen değinmek istiyorum. Gıda yasasında belirtilen 30 beygir gücü üstü ve 10 kişiden fazla çalışan gıda işletmelerinde çalıştırması zorunlu personel getirildi. Bu aslında çok olumlu bir şey meslek açısından. Ancak burada yeterli yine denetim ve yeterince sahip çıkılamaması yüzünden maalesef çok resmi uygulamada olması gerekenlerin yapılmadığını görüyoruz. Yani bizim oda olarak bir standart sözleşmemiz var ve bu yıl her yıl başında biz ücreti belirliyoruz. Yani taban ücreti. Şu anda ücret belirlenen ücret 6.520 lira. Ki bu bir yani benim görüşüme göre değil mühendisim bir asgari ücret. Türkiye'de bir asgari ücret olması gereken bir ücret. Ki biz bunu meslektaşlarımıza taban ücret olarak belirliyoruz. Şimdi yapılan maalesef kötü niyetli işletmeler var. Bir de tabii iyi niyetli işletmeleri tamamen bunun dışında tutuyorum. Kötü niyetli işletmeler bu sözleşmede bu şeye imza atılıyor ancak gerçekte bu ücretler verilmiyor. Bu ücretin yarısı veya bir asgari ücret gibi ücretler veriliyor. Hatta bu ücret bankaya yatırılıyor. Çalışan arkadaşımızdan gidip bu ücretinin bir kısmını elden geri verilmesi isteniyor. Ve maalesef bu çok üzücü ve çok vicdansızca bir şey olarak ben bunu tarif ediyorum. Başka hiçbir şey diyemeyiz. En büyük sorun işsizlik sorunu tabii ki. Yeterince özel sektörde bu alanın kısıtlı olması sonucu maalesef işsizlik de son günlerde yakıcı bir problem oldu gıda mühendislerinde. Onun dışında diğer tabii bizim özellikle bunun açılımı çözülmesi anlamında tarım
Orman Bakanlığı'na sunduğumuz bir önerimiz var. Evet. Yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı. Bu da bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan bir yöntem. Bunda temel olarak denetçi gıda mühendisi arkadaşımız birkaç firmaya bakabiliyor ve raporunu Tarım Bakanlığı'na iletiyor düzenli olarak. Ücretini de yine oluşturulan bir havuz, Tarım Bakanlığı gözetiminde bir havuzdan aldığı için bu işletmeleri net bir şekilde, uygun bir şekilde, bağımsız bir şekilde denetleyebiliyor. Evet, ben de tam onun notunu alıyordum. Yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı herhalde önemli bir çözümdür diyecektim. Birbirimizi tamamlayarak aynen, devam edelim. Bu yani gerçekten uygulamaya geçirilirse en bu önemli çözüm olarak burada o gözüküyor. Evet. Efendim şu gıda güvenliği, gıda güvenliği diye her tarafta söyleniyor. Nedir şu gıda güvenliği? Hep böyle kelimeler, kavramlar biraz da karıştırılmış. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Gıda güvenliği dediğimizde gıdanın birincil üretim aşamasından son tüketim, yani çiftlikten çatala kadar olan süreçte insan sağlığına herhangi bir zarar verecek bir etmenden uzak tutulması, bundan korunması ve bununla ilgili bütün önlemlerin alınıp son tüketiciye ulaştırılan gıdanın insan sağlığına uygun olmasıdır kısaca. Ve bunu da sağlamak işte bu konuda teknik eğitim almış. Yani bizler. Sağlıklı, hijyenik gıdanın kesinlikle üretilmesine diyoruz. Kesinlikle. Bir de gıda ile ilgili güvence meselesi var. Ülkede yeterince insanların gıdaya ulaşabilmesiyle ilgili. Birazcık da onu açıklar mısınız? Şöyle, isterseniz oradan da Covid ile ilgili şeye girebiliriz. Evet, lütfen. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu Covid salgını şunu bir daha göstermiştir ki insanların bağışıklık sisteminin güçlü olması için yeterli ve dengeli ve aynı zamanda güvenli gıdaya yeterli ve dengeli şekilde ulaşmalı, temiz suya ulaşması gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Doğru. Ancak şu günlerde bu olağanüstü günlerde bu gereksinimleri bile tam anlamıyla karşılattığımız söyleyemeyiz. Bunun nedenleri var. İşte gıda enflasyonudur ve üretim gerçek anlamda üretimin desteklenmesi yerine paradan para kazanma gibi bir garip bir ekonomik anlayışı ya desteklendiği için maalesef bu olumsuzlukları yaşıyoruz. Doğru. O zaman buradan da isterseniz yavaş yavaş şu gıda enflasyonu nedir, nereden çıktı? Bir enflasyonu biliyoruz. Enflasyon fiyatlardaki şişkinlik anlamına geliyor. Devletin de bir hesaplama yöntemi var. Bir sepetin içinde insanların ihtiyacı olan maddelerin tamamı oraya katılıyor. Ve düzenli olarak fiyatlarda artış var mı yok mu bakılıp şişiyorsa enflasyona tabi olmuş deniliyor. Ama burada gıda niye diğerlerine göre önemli? Bu sepette gıdanın olması diğerlerine göre ne fark getiriyor da enflasyonun ötesinde gıda enflasyonu diyoruz. Biraz bunlara girebilir miyiz hocam? Tabii ki. Şimdi gıda enflasyonunun yüksek olması ve gıda harcamalarının hane giderleri içerisinde yüksek olması geliri düşük dar gelirli insanlar halkımızda gerçekten büyük sorunlar yaratıyor. Asgari ücretin ortalama bir ücret olduğu, hatta açlık sınırının altında olduğu ülkemizde özellikle dar gelirlerin gıda harcamaları çok büyük miktarlar tutuyor. Toplam gelirleri içerisinde gıda harcamaları çok büyük yer tutuyor. Ancak bunu ileri ülkelere, çağdaş ülkelere baktığımızda gıda harcamaları aslında toplam gelirde cüzi bir rakam. Bunun yanında işte diğer sosyal kültürel etkinliklerine, diğer barınma etkinliklerine ve vesaire etkinliklerine de para ayırabildiği gibi hatta birikim de yapma şansını bulabiliyor. Tabii. Maalesef bizde ise bu sıkıntılı bir durum maalesef. Oradan da şuna gelmek lazım. Şimdi gıda enflasyonu. Dar gelirli halkımızın çok büyük bir gider kalemini oluşturduğu için gıda fiyatlarındaki en ufak bir artış çok büyük yansımalara ve can yakıcı sonuçlara ulaşıyor. Son günlerde de gerçekten gıda fiyatlarında anormal artışlar var. İşte gıda enflasyonu diyoruz buna.
Bunun nedenlerine baktığımızda da en temel şöyle 3 neden sayabiliriz. Bir, Türk lirasının değerinin düşmesi. Otomatikman bütün fiyatların yükselmesine neden oluyor. İki, döviz kurunun TL bazında olumsuz bir hal izlemesi. Bu da tarım ve tarımsal üretimdeki girdilerin pahalanmasına neden oluyor. Çünkü işte gübredir, yakıttır vesaire birçok şey de yurt dışından temin ediliyor. Bunun dışında son 10 yıldır dünya genelinde gıda fiyatları düşme eğiliminde, sadece bu pandemiden dolayı biraz artış eğiliminde. Bunun da ve bir takım ithalat kısıtlamalarına falan gidiyor bazı ülkeler. Dolayısıyla orada da belli bir miktar gıda fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Ama asıl olan dünyada gıda fiyatı düşüyor, bizde çok aşırı artıyor. Mevsimsel etkiler var. Tamam, onu da kabul ediyoruz. Nedir? İşte domates, salatalık, kışın, evet, yazın ucuz olur, kışın pahalanır. Bu evet, son derece normal. Ama bakıyoruz, şimdi pırasa %63. Bu yine TÜİK verilerini ben size şey yapıyorum. Pırasada artış %63, ıspanakta %83, patlıcanda %52 gibi rakamlar. Mercimek %60. Ayçiçek yağı son günlerde en çok flaş oldu. Bir anda sinir oldu nedense. Ayçiçek yağı %52 gibi, evet, bir artış. Gerçekten bunlar çok büyük rakamlar. Şimdi bakıyorsunuz, yine TÜİK'in resmi verilerine bakıyoruz. 2020 yılı enflasyonu 14.6. Gıda enflasyonuna bakıyorsunuz. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış oranına %20.61. Ki gıda sepetinde, TÜİK'in gıda sepetinde 132 madde var, gıda maddesi. Yani gofretinden sakızına, evet, efendim, ekmeğinden, cevizinden, bilmem, evet, ama burada halkımız genelde aldığı peynir, zeytin, yumurta, işte mercimek, ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerine yöneliyor. Dolayısıyla buradaki artış çok çok fazla. %20'de, %40-50'lerde işte rakamlar, yine hatta kendi yani rakamları. 150 ürün olması yerine 50 tane ürünü alsanız, ki çoğunlukla o 100 ürünü belki dar gelirli ailelerin çoğu, örneğin o belki ceviz içine almıyor, belki fıstığı almıyor, belki o yüksek kaliteli, aynen, başka onlara yaklaşamıyor bile yani. Ama onlara da yaklaşamadığı için zaten onların fiyatları bir anda uçup gitmiyor, talep çok fazla olmadığı için. Değil mi? Ama talebin az olduğu ürünlerdeki dikkate alırsak da %50'lere 60'lara yaklaşıyor yanılmıyorsam gerçek hissedilen gıda enflasyon fiyatı. Maalesef öyle. Yani bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Peki bunlar niye bu kadar yani... Diğer işte en saydığımız nedenler tabii Türk lirasının değerinin düşmesi, döviz kuru vesaire. Ama bir de diğer yandan yine önemli maddelerden biri de çiftçiye ve üreticiye yeterince destek verilmemesi. Yani sahip çıkılmaması. Şimdi benim gördüğüm, maalesef ülkemizde çiftçiler ve üreticiler kendi hallerine bırakılmış. Yani bugün ektiği ürün seneye piyasada eğer azsa ne ala ne hoş. Yoksa yanıyorlar, maliyetlerinin altında satma durumuna düşüyorlar ki bu gerçekten çok acı bir olay. Çünkü bir yıl uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz ve o ürünün gözüne bakıyorlar yani bu çiftçiler. Ve sonuçta zararla karşılaşıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. O da ailesini geçindirecek, o da bir şeyler, evet, alacak, o da ekonominin içinde çarkları çevirecek bir paraya ihtiyacı var. Kesinlikle. Çiftçi de aç kalırsa, yani ülkeyi doyuracak kişi de aç kalırsa daha ötesi nasıl olur? Gerçekten burada ciddi bir risk, bir sıkıntı var diye gözüküyor. Kesinlikle. Bu insanlar bir yıl hadi zararı göze aldı. İkinci yıl, üçüncü yıl dedim artık... Toprağını, tarlasını satıp savup şehirlere göçebiliyor. Kredileri ödeyemiyorlar. Şehirlerde 3 kuruşa asgari ücretle çalışmayı göze alarak geliyorlar. Ve bu insanları siz bir daha bu küslükleri topraklara geri döndüremezsiniz. Dolayısıyla en başta bu üreticilerimize, yerli üreticimiz, yerli üretim, yerli tohum ve bunlara
destek verilmesi lazım. Her şeyden önce sahip çıkılması lazım. Yani bir insanın ürününü zararına satmasına hiçbir kimse göz yumamaz. Bunun tedbirleri alınması lazım. Nedir ne değildir onlar tartışılır. İlla ki bunların çözümleri var. Her ne sebeple var. Olursa olsun gıda üretiminden vazgeçeceğimize de onu riske sokacak herhangi bir durumla karşılaştığımızda adı ne olursa olsun müdahale etmek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü bu bütün toplumu ilgilendiriyor. Bu ileri ülkelerde, çağdaş ülkelerde çok büyük oranda gıda ve tarıma büyük destekler veriliyor. İşte görüyorsunuz bir pandemi gibi olağanüstü durumlarda en temel ürünün gıda olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü marketlere ilk gidildiğinde herkes işte makarnadır, undur vesaire gibi şeyleri stoklamaya başladılar. Dolayısıyla biz tarıma, tarım üreticisine, çiftçimize sahip çıkmalıyız. Gıda ürünlerine, bunları üretenlerine sonuna kadar sahip çıkmalıyız. Bunun yanında yine tarım arazilerine sahip çıkılmıyor. Tarım arazileri efendim işte madencilik gibi, inşaat gibi, çeşitli enerji gibi yapılaşmaya açılıyor. Yani ben şunu biliyorum, Rusya örnek bir ülkede çivi çakamazsınız tarım arazisinde, çivi çakamazsınız. Bizde de kurallar, kanunlar var. Ama uygulayan demek ki üzerine düşen uygulayan. Sahip çıkmak, yani yine aynı şey, gerçek anlamda sahip çıkılmıyor. Yani siz o toprağın üzerine yapılaşmaya, yola yakın diye işte oralara bir takım işte yapılar, fabrikalar vesaire, konutlar filan. Hayır. Şehrin en yakınında da olsa, şehrin içinde dahi olsa tarım alanlarına dokun. Az ileride taşlı, topraklı, kıraç alanlar var. Oralara yapılaştırma izin verin. Çünkü bilinenin aksine aslında tarım alanlarımız ve su kaynaklarımız çok az. Ve evet, eğer onları da kaybedersek nerede yetiştireceğiz bu tür ürünü? Ve diyelim ki bir yere bir şey yapıldı, bir inşaat. Ya hadi bu inşaatı yıkalım, tekrar tarım alanı yapalım dememize de imkan yok. Giden bir defa bir gidiyor. Daha. Bir daha dönmesi 1000 yıl gibi bir süre alıyor. Kesinlikle. O zaman gıda kaynaklarımızı, üretim kaynaklarımızı yok edersek tabanca ikinci bir kez daha sanki ayağımıza sıkmış oluyor. Sürekli kendi ayağımıza sıkıyor gibi bir görünüm var şu anda. İşte en bahsettiğiniz gibi en acısı da bu işin geri dönüşü yok. Yani dediniz ki eyvah biz hata yapmışız ya geri dönelim. Böyle bir şansınız yok. Çünkü o yapıdan siz oradaki toprağı almış atmışsınız. Orayı tamamen tarımdan uzaklaştırmışsınız artık. Peki biraz da çözüme doğru gelelim mi? Anladığımız kadarıyla tarımdaki ya da gıda enflasyonundaki artışın en büyük sebebi aslında bahsettiğiniz gibi döviz kurlarındaki para paritelerindeki artışlar ama bir de tedarik zincirinde zincirin halkalarının sayısının çok olması. Ne kadar çok arada aracı olursa her aracı kendine olağan olarak küçük bir pay bile alsa o paylar üst üste bindiğinde tarladaki ürünle marketteki ürün arasında ciddi bir fark çıkıyor. Tabii. Şimdi burada işte çiftçi mi suçlu, aracı mı suçlu, komisyoncu mu suçlu, işleyen mi suçlu, yoksa bunu perakende satışını mı suçlu diye bir sürü biliyorsunuz şey var. Ama bu sorunu suçlu aramak yerine ya da bir takım komitelerde çözüm aramak yerine dünyanın, Avrupa'nın ya da gelişmiş ülkelerin yaptığı çözümü yapsak nasıl olur? Onu lütfen anlatır mısınız? Tabii ki yine son günlerde gündeme düştü. Yani işte bakkal, marketlere fiyat denetimine gidilmesi, bununla bu fiyatların düşürüleceği algısının verilmesi. Şimdi bu bir yani pansuman tedbirdir. Bu şey değildir. Gerçek anlamda sorunu çözecek bir girişim değil. Bu bence tamamen bir takım çevrelere veya halka bir gösteri anlamında, bir görünüm verme anlamında bir şeyler olabilir ama gerçek anlamda bu işin çözümü için yapısal ve kökten çözümler sunmalıyız. Şimdi her fiyat artışında, gıda maddesinin fiyatı arttığında o gıda maddesinin ithalatına başvuruluyor. Bir çözüm de bu şekilde sunuluyor. Ama bakıyorsunuz o gıda maddesinin fiyatı düşmediği gibi onu üreten yerli üreticimiz de mağdur oluyor bundan dolayı. Evet. Siz bu yerli üreticiye destek vermeyip yabancı üreticiye destek vermiş oluyorsunuz. Bundan da vazgeçilmesi gerekir. Küçük aile işletmelerimiz var. Bunlara değer verilmeli, özendirilmeli. Yani şu anlayış olmamalı. Bütün küçük işletmeler işte
Yani bu şekilde eğer sahip çıkılmazsa oraya doğru gidiyor. Hani batacaklar, bankaların eline geçecek ve sonuçta büyük firmalar veya bankaların şeyiyle bu işletmeler onların eline geçmiş olacak. Ama bu doğru değil. Bu küçük işletmelere de sahip çıkılması gerekiyor. Evet. Tıpkı büyük işletmelere olduğu gibi. Yerel tarım ve yerli üreticilere desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda sizin de konunuz çok önemli bir konu. Üretici, tüketici ve dağıtıcı kooperatifleri desteklenmeli. Doğru. Bu işin tek çıkar yolu belki de kooperatifçilikten geçiyor. Aynen öyle. Yani hem üretici birlikleri çok sağlam ve çok iyi bir şekilde desteklenmeli, özendirilmeli. Bunlar gerek yasal mevzuatlarında eğer eksiklik varsa bunlar yerine getirilmeli ve çok iyi bir şekilde gözetilmeli. Dağıtım, işte bakıyorsunuz bu gıda fiyatlarının artışında en büyük nedenlerden biri de nakliye ücretlerinin evet. yüksek olması. Neden? Biz bütün neredeyse büyük şehirlerin gıda tedariği 2-3 şehre bağlı. Adana, Mersin, Antalya. Ya. Ama buralardan işte bir İstanbul'a, Ankara'ya gerçekten maliyetli. Hem yakıt hem yol ücretleri maliyetli. Bununla ilgili bir çözüm olarak kentlerin yakınlarında bulunan yerel üretim. Yerel, evet, köylerdeki yerel üretimi desteklememiz lazım. Yani Ankara'nın dibinde işte Beypazarı var, Ayaş var. Buraların hakikaten yerel ürünleri de oldukça tanınmış. Burada yerel yönetimlere de iş düşüyor tabii ki. Tabii. Bütün ilgililer bu konuda gerekeni yapmalı diye düşünüyorum. Yani yapılacak çok şey var. Şimdi gıda fiyatlarındaki artıştan siz bahsettiniz. Dediniz ki döviz. Döviz artınca dolarla gelen ya da dövizle gelen gübresi, ilacı, tohumu ya da fidesi ya da teknik ekipmanı, uzaktan algılama aletleri, su sağım makinesine kadar bir sürü şey, her ne kadar bazıları bizde de yapılıyordu olsa, bir fiyat. Peki bunları tek tek almak yerine kooperatifle beraber alsak, daha toplu alsak, toplu aldığımız için pazarlık ve fiyatı düşürebilmek şansımız olsa en başta girdileri düşürürüz. Hatta biz bunu her sene yapıyoruz. Niçin dışarıdan alalım? Hadi gelin biz kooperatifler olarak birleşip bunların, ki bunun çok güzel örnekleri var, kooperatifler olarak fabrikalarını kurup kendi girdilerimizi kendimiz üretsek de, hani şu dövize bağlı, ya döviz fırladı, domates de fırladı fiyat lafından bir vazgeçsek. İkincisi üretimi planlamak. Az önce dediniz ki ne kadara satacağını bilmiyor daha üretici satarken. Peki bir sene sonrasında ne satacağını bileceği sözleşmelerini yaparak kooperatifler arasından toplu sözleşmeli üretime geçseler. Şimdi bu sefer de bakın ne yaptık? Fiyatın ne olacağını ve üretimin ne olacağını belirledik. İşlenmesi, pazarlanması, bunların götürülmesi. Burada da tüketim kooperatifleri ya da üretim kooperatiflerinin tüketicilerle işbirliğini yaptığı bir takım işleme tesislerinin, nakliyet işletmelerinin, sigortacılık işletmelerinin, ki bunların her biri aslında çok büyük paradır, kooperatif çatısı altında da olduğunu düşünün. Ben kendim ürettim, kendi girdimi sağladım. Sonra da bunu kendi nakliyemle kendi şehirdeki perakende satış yerime kadar götürdüğümü düşünün. Bakın bir sürü basamakta, bir sürü harcamada bir sürü şeyi çözdük. Evet, sonuç olarak geldiğimiz nokta demek ki kooperatif eğer devreye girerse, Avrupa'da bunun isim isim bugün Türkiye'de marka olduğunu sandığımız şeyler aslında Avrupa'da birer kooperatif. Bunlar yapılıyor. Ve o yüzden o ülkelerde biz şunu görüyoruz. Fiyatlar dövizde artsa, felakette olsa, başka bir şey de olsa bizdeki gibi anlık olarak sıçramıyor ve bu kadar büyük etkiler yapmıyor. Kesinlikle bu işin bence de en iyi çözümü üretici ve tüketici birliklerinin oluşturulmasına ve bunların özendirilmesinden geçiyor. Planlı tarımdan geçiyor. Bugün işte yani siz daha bu mesleğiniz olduğu için daha iyi bilirsiniz. Bugün ayçiçeği tohumu Türkiye'de yetiştirici çok yetersiz. Yani toplam evet. ihtiyacın yarısı kadar bile yok. Geri kalanı yurt dışından ithal ediliyor. Yurt dışına bağımlısınız.
İyi de diğer taraftan bakıyorsunuz bir gıda ürünü, bir atıyorum yani bazen patates oluyor veya bazen bir başka ürün çok aşırı üretiliyor, elinde kalıyor. Toplamaya bile yetecek şey bulamıyor üretici. Pazara yönelik bir üretim planlamasının yapılması. Aynen. Ve bu işi de organize edecek bir sorumlu birimin olması lazım. Bu sorumlu birim de kendinden kooperatif olarak ortaya çıkıyor. Aynen, ama bu planlamayı da Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde yapılması tabii gerekiyor. Ki. Ve bu kooperatifler eliyle de benim gördüğüm mesela üretimde de birçok savurganlık var. Örneğin işte 50 dönüm, 100 dönüm bir arsa tarlası olan biri bile en son model traktör alma derdinde. Halbuki ortak makine parkları kurularak, evet, ortak üretim metotları geliştirilerek her şey çok daha kolay yapılabilir. Her programda olduğu gibi bu programda da geldik yine kooperatifçiliğe dayandı çözüm. Ama son 5 dakikaya girdik. Bu son 5 dakikada da mesleğin, hatta hepimizin en büyük sorunu biliyorsunuz şu bilgi kirliliği. Yalan yanlış haberler, ünde profesör unvanı olup da bu meslekten olmadığı halde ahkam kesenler var. Ve sadece mesleğe değil, bütün tüketicilere ciddi zararlar veriyorlar. Onları yanıltıyorlar ve bir takım menfaatleri sağlıyorlar bazı firmalara. O firmaların menfaatlerinden bütün toplum kaybedebiliyor, zarar görebiliyor. Biraz hocam bize bu bilgi kirliliğinden, neler olduğundan, bundan bahseder misiniz? Son 5 dakikayı da bununla bitirelim. Tabii ki. Bu bilgi kirliliği gıda alanında özellikle çok önemli. Neden çok önemli? Başta da bahsettik. Hane halkında, dar gelirlerde gıda harcamaları önemli bir kalem tutuyor. Dolayısıyla halkımız da en ekonomik şekilde davranmaya çalışıyor. Eğer bunun üzerine bir İşte tırnak içinde uzman dediğimiz, başında profesör gibi unvanlar olan ama bu meslekten, gıda alanından herhangi bir şeyi olmayan, herhangi bir eğitimi veya herhangi bir çalışması olmayan kişilerin çıkıp bir takım gerek kendilerine gerekse bir takım başka yerlere çıkarları anlamında yalan yanlış bilgilerle halkımızı çok olumsuz etkiliyorlar. Bunların şöyle, tabii biz şeye de karşıyız, yani insanların sansürlenmesine de karşıyız ama bu konularda açıklama yapacak kişilerin de biraz elini vicdanlarına koyup gerçek, bilimsel doğruları halkımıza iletmeleri lazım. Örneğin halkımız, şimdi kırmızı et pahalı, tabii ki bunun yerini doldurabilecek en önemli bir protein kaynağı olarak beyaz et. Evet. Ve beyaz et ürünleri görünüyor. Çıkıyor birisi diyor ki, bu tırnak içinde uzmanlar, hı hı, İşte beyaz et şöyle şöyle zararlı, sakın ha yeme. Şimdi söyledikleri de şey değil. Bilimsel değil ve doğru değil. Ama bir çıkıyor işte medyada, bu maalesef medya bu kişilere çok önem veriyor. Efendim, onlara mikrofon tutuyor. Halkımız da dolayısıyla yanlış etkileniyor ve belki de en önemli protein kaynağı olacak şeyden uzak duruyorlar. Onu ne yapacaklarını şaşırıyorlar yani. Dolayısıyla... Büyüme çağında bir çocuğun daha az protein tükettiğini düşünün. Ya. O bütün hayatı boyunca onu etkileyecek. Bu büyük bir vebal değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Ama bakıyorsunuz yine o tırnak içinde uzmanların, atıyorum, bir muayene ücreti astronomik rakamlara çıkmış. Bir kitap yazıyorlar, korkunç derecede fiyatlar satılıyor. Evet. Ama bunlar yani kendilerine şey yapayım derken bütün halkımızın sağlığıyla oynuyorlar resmen. Dediğiniz gibi yani yetersiz beslenme sonucu hem vücut gelişme hem mental gelişim etkilendiği zaman bütün hayatı etkilenir çocuklarımızın, gençlerimizin. Dolayısıyla bu bilgi kirliliğinde önlenmesi konusunda geçen 2 ay önce bununla ilgili zaten bir yasa teklifi verildi. Evet, bakanlık bu konuda çalışıyor. Evet, bakanlık bu konuda çalışma yaptı. Bununla ilgili olumlu bir şey, yani en azından cezaların arttırılması ve yapılan açıklamaların bilimsel çerçevede olması konusunda bir takım çalışmalar var, yönetmelikler, yasalar çerçevesinde. İnşallah en kısa sürede hayata geçer ve bunlar,
doğru ve düzenli bir şekilde takip edilebilir. Gerçekten önemli çünkü. Kesinlikle. Hatta ülke ekonomisini de etkiliyor. Şöyle bir örnek de açıklayayım. Yine bir uzman çıkıp unla ilgili Türkiye'deki unların şöyle zararlı, böyle zararlı olduğunu tamamen yani ne diyeyim bilimsel verilere dayanmadan yani, diyeyim. Hani afasyon diyeyim tırnak içinde. Yaptığı bir açıklama sonucu Türkiye'nin çok büyük un ihracatı yaptığı ülkeler bu haberin çıkmasından sonra ihracatını durdurdu. Bunlar ve, Türkler kendi kendilerine böyle söylüyorlarsa evet, demek ki bu işte bir kötülük ki, var deyip ben dur senin malı da almıyorum. Diyorsunuz ki ya niye almıyorsunuz? Ne oldu hiç aynı un? Şey, ya diyor bakın diyor sizin diyor şeyiniz kendi profesörünüz diyor işte un zararlıymış Türk unları diye. Açıklama yaptı diyor. Yani gerçekten büyük şeylere neden zaten, oluyorlar, sorunlara. Bu programın sunulmasına da katkıda bulunan Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği olarak da bizim yıllar önce kurulma sebeplerimizden bir tanesi, esas konularımızdan bir tanesi de buydu. Bu kadar yalan yanlış haber ver. Bari biz bir dernek olarak bir otorite olmaya çalışalım ve bunlarla da mücadele edelim diye. Elimizden geldiğince kendi sitemizde böyle haberleri yalanlıyoruz. Şöyle bir beyanatta bulunulmuştur, yanlıştır, olmaz diyoruz ama tabii güç yetmiyor. Güç yetmiyor. Erhan Bey biz de aynen TUMOP Gıda Mühendisleri Odası olarak bu bilgi kirliliğini önleme anlamında bilimsel verilere dayalı açıklamalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili işte son teknolojik vasıtaları da kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Yeri geldiğinde mahkemeler açıp soruşturmalar başlattığınızı biliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Sürekli... Çünkü kamu tüzel kişiliğiniz var sizin de. Evet, evet. Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz. Yani bu tür şeylerle halkımızı doğru bilgilendirme ve halkımız da şunu bilmeli ki gerçek bilginin, bilimsel bilginin nerede olduğunu bilmeli ve oradan gelecek açıklamalara önem vermeli. Diğer her duyduğu tırnak içinde işte uzman dediğimiz bu kişilere de çok fazla prim vermemeleri gerekiyor. Çok haklısınız. Efendim programımızın sonuna geldik. Seyircilerimize gıda mühendisliği ile ilgili ve gıda ile ilgili söylemek istediğiniz son bir mesajınız var mıdır? Ne söylemek istersiniz? Her şeyden önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum yayınlarınızda. Bizi de konuk ettiğiniz için gıda ile ilgili bilgiler dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sağ olun. Ben de tüketicilerimiz, halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Gıda tabii ki özellikle bu salgın döneminde dengeli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak çok önemli. Şartlar ne kadar zor olursa da olsun her gıdadan dengeli bir şekilde almalarını ve kendi sağlıklarını bu anlamda korumalarını istiyorum. Ve gerçek bilimsel bilgilerin peşinde olmalarını, oraya dikkat etmelerini. Yani ucuz olana değil de etiketin üzerinde ne yazıldığını, arkasında bakanlığın olup olmadığını ve sizlerin ki, sayfalarında nelerin önerildiğine dikkat etsinler. O en önemli konulardan biri. Yani gıdanın etiketini muhakkak okumalılar. İşte son tüketim tarihinden nerede üretildiği, içinde neler olduğunu muhakkak okumaları gerekir. Bilinçli bir tüketici olmalarını isterim her zaman için. Peki. Efendim ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ederim. Umarım seyircilerimiz de bundan istifade etmişlerdir. Efendim bir Tarım Gündem programının daha sonuna geldik. Programımızda Gıda Mühendisleri Odası'nı ağırladık ve onların değerli görüşlerini en doğru şekilde, en düzgün bilgiyi sizinle paylaşmaya çalıştık. Gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Yunus Kılıcı ağırlayacağız. Kendisiyle mecliste tarım gündeminde ne var, meclis tarımla ilgili neleri çalışıyor, özellikle son günlerdeki konularla ilgili ne gibi çalışmalar var, bu bilgileri alacağız. Tekrar görüşünceye kadar esen kalın.